bildi ben. Herkese merhaba. Bu videoda sizlere bir Fatih Akın filmi olan Altın Eldiven'den bahsedeceğim. Yok, altın bir eldiven takıp kadınları öldürmüyor. Gittiği barın adı Altın Eldiven. Filmden çıkartacağımız iki sonuç var. Alkol. Sen kötülüklerin hem anası hem de bacısısın. Diğer sonuç da Bay Honka. Sen tam bir orospu çocuğusun. Öncelikle yönetmenimizi ve tüm oyuncuları tebrik ederek ve Honka'ya okkalı bir küfür yerleştirerek yorumuma başlayayım dedim. Film kesinlikle bir korku filmi değil. Yaşanan olaylar aslında korkutucu. Ne de olsa gerçek bir seri katilin gerçek hikayesi var karşımızda. Çirkinlik derecesini aşmış bir herifin genellikle yaşlı orospularla yaşadığı ilişki neticesinde bazıları ölümle sonuçlanıyor. Honka denen şerefsiz öldürdüğü kadınların cesetlerinin bir kısmını kesip evinde saklıyor. Bir kısmını da atıyor. Ve 70'lerin Almanya'sında geçen bir dizi korkunç cinayetler ortaya çıkıyor. Abi nasıl bir içki tüketimidir o öyle? Muhtemelen insanların birçoğu karaciğer yetmezliğinden nalları dikmiş olmalı. Honka'ya gerek bile yok yani. 70'ler Almanya'sı ve artık tükenmişlik sendromunun pençesindeki zavallılar. Hepsi gündüzleri pencereleri kapalı, geceleri açık olan Altın Eldiven isimli ucuz barda toplanıyorlar. Kiminin ne bok olduğu belli olmayan bir yığın insan türü. Hepsini karşına alıp sabahlara kadar konuşsan yığınla tuhaf hikaye çıkar ortaya. Ortamların boğuculuğu harika bir şekilde yansıtılmış filme. Zaten 70'li yılların manyağı olmam bu filmi biraz daha fazla sevmem için yeterli oldu. Filmin bolca kanlı ve iğrenç sahnelerinin olması sizi rahatsız eder mi bilemiyorum ama beni pek etmedi. Kendi kafasındaki sansürü kendisi yıkmış birisi olarak bu tarz filmler beni rahatsız etmiyor açıkçası. Yani iki göt bir çük görüp de iğrenç diyenler varsa aranızda bu filme hiç başlamayın ve gidin Hülya Koçyiğit ve Edison filmleri izleyin. Honka her ne kadar kendi halinde gibi görünse de aslında kalbinin kötülüğü yüzüne yansımış bir seri katildir. Güzel kızlara karşı olan hayranlığı vardır ve oldukça çirkin olduğu için sadece ucuz ve yaşlı orospuları sikmek zorundadır. Bu durumdan dolayı mıdır bilemiyorum ama bu karılara karşı da oldukça nefret içindedir. Sürekli takıldığı boktan bir barda tanıştığı kimsesiz ve bitik yaşlı orospuları evine getirerek bazılarını öldürür ve cesetlerinin bir kısmını evinde saklar. Ta ki apartmanında çıkan yangına kadar. Evet, bu filmde sizlere Almanya'da yaşamış olan gerçek bir seri katilin hikayesinden bahsettim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum.